Müslüman halkların ibadet mekanı olan camilerin her biri mimari, tarihi ve estetik açıdan farklılıklar göstermektedir. Dünyadaki en büyük 10 camiyi bir araya getirdik. Mescid-i Haram dünyanın en kutsal ve en büyük camisidir. Kâbe bu mescidin içinde yer almaktadır. Boyut olarak bazı yönlerden diğer camilere oranla daha küçüktür. Ancak her biri 89 metre yüksekliğinde 9 minaresi olan caminin kapasitesi 900 bin kişidir ve hac döneminde bu sayı 4 milyona kadar ulaşmaktadır. Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünden sonra evi olarak kullandığı bu caminin kapasitesi 600 bin kişidir. Hac döneminde bu sayı 1 milyona ulaşmaktadır. Cami, Hazreti Muhammed döneminde inşa edilmiştir. Dünyanın ikinci en büyük camisi olan caminin 105 metrelik 10 minaresi ve yeşil bir kubbesi vardır. Hazreti Muhammed'in mübarek kabri de buradadır. Kral Hasan tarafından 1993 yılında yaptırılmıştır. 210 metrelik minaresi nedeniyle dünyadaki inşa edilmiş en uzun minareli cami olarak kabul edilmektedir. Kısaca büyük cami denmektedir. Tam olarak 82 minaresi bulunmaktadır. 2007 yılında ibadete açılmıştır. Caminin kubbesi 33 metre çapındadır ve ebatları itibariyle dünyanın en büyük kubbesi olarak kabul edilmektedir. Caminin dört tarafı kubbelerle çevrilidir ve her bir kubbe kemerlerle çevrelenmiştir. Kıbleye dönük mavi renkteki kubbe, çok ihtişamlı ve çok büyüktür. Kubbenin üzerinde bulunan işlemeler, akustik yapısı ve kubbenin altındaki yansımalar mutlaka görülmelidir. Caminin duvarları, yedi renkten meydana gelmiş mozaikle kaplanmıştır. Caminin yapımına 1611 yılında başlanmış, 1629 yılında tamamlanmıştır. Çevresindeki renkli bahçeleri, 24 ayar altın kaplamalı kubbeleri ve minareleriyle dünyanın en büyük ve en güzel camilerinden biridir. 5000 metrekare üzerine yapılan ve 74 bin kişi kapasitesi bulunan caminin, her birinin yüksekliği 90 metre olan 4 adet minaresi bulunmaktadır. Birçok caminin aksine, Faysal Camisi'nde kubbe formunun yerine, Arap Bedouin çadırından esinlenilerek yapılan üçgen bir çatı vardır. Moğol İmparatoru Aurangazep tarafından 1673 yılında yaptırılmıştır. 8 minaresi ve 3 kubbesi bulunan caminin kapasitesi 100 bin kişidir. Yaklaşık 2,5 kilometre karelik avlusu vardır ve minarelerinin yüksekliği 54 metredir. ...1978 yılında yapılan İstiklal Camii, hem ibadet amaçlı hem de Endonezya'nın sömürgeden kurtuluşunu kutlamak için yapılmıştır. 120 bin kişinin aynı anda namaz kılabildiği bu cami, dünyanın en büyük camilerinden biridir. Çamlıca Camii, yapımına 29 Mart 2013'te başlanan, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisidir. 63 bin kişi kapasiteli ve 6 minareli cami, 57.500 metrekarelik alana sahiptir. Cami külliyesinde aynı zamanda müze, sanat galerisi, kütüphane, 1000 kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi ve 3.500 araçlık otoparkı bulunmaktadır. Caminin ana kubbesinin çapı İstanbul'u simgeleyecek şekilde 34 metre, yüksekliği ise İstanbul'da yaşayan 72 milleti simgeleyecek şekilde 72 metre olarak yapılmıştır. Kubbenin iç yüzeyine 16 Türk devletine ithafen, Allah'ın isimlerinden 16'sı yazılmıştır. Caminin 6 minaresinden ikisi 90 metre iken, diğer 4 minare, Malazgirt Meydan Muharebesini simgeleyecek şekilde 107,1 metre yüksekliğinde inşa edilmiştir. Caminin ibadethane bölümü 64 ve 72 metre boyutlarındadır. 43 metre yüksekliğindeki merkezi kubbesinin çapı 23 metredir. Caminin içi 200'den fazla renkli cam ile aydınlatılmıştır.
Sultanahmet, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en önemli tarihi yapılarından biri olma özelliğini de taşımaktadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın.